Geçen sezon Etimeskut'u 3. lige çıkardık. Bu sezon direkten döndü diyebiliriz altında. Ama şu anda görüyoruz ki aslında bu direkten dönme ayrı bir motivasyon sağlamış. Evet. Tamer Acar gelmiş, futbol konusunda bizim çok güvendiğimiz bir kişi. Çok güzel bir kadro kurulmuş. İlk önce bir altından futbola hedeflerine bir öğrenmek isterim başkanım. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. Ben 11 yıldan beri Altındağ Belediyesi'nde görev almaktayım. Çeşitli görevlerde bulundum. Şu anda da Altındağ Belediyesi'nin başkan yardımcısıyım. Futbolu bilen bir adamım. Bundan işte 30 yıl önce Altındağ Belediyesi'nin Tunç Altındağ adı altında olan bir spor kulübünde futbol oynadım. Futboldan biraz anlarım. Geçen yıl Altındağ Belediyesi spor olarak biz iyi bir takım oluşturmuştuk. İyi bir yönetim kurulu yönetim kurulu oluşturmuştuk ama bu son 2-3 haftaya kadar her şey çok güzel gitti. Son 2-3 haftada yalnız basiretimiz mi bağlandı nedir bilmiyorum. Şampiyonluğu kaçırdık. Tamer Hoca'yı hiç tanımayız daha önceden. Fakat bazı arkadaşlarımızın tavsiyesi üzerine araştırdık. Bu konuda bize faydalı olacağını düşündüğümüz için takımın başına getirdik. Ve hiçbir şekilde de müdahale etmedik. Kendi yönetim kurulunu kendi oluşturdu. Kendi takımını kendisi oluşturdu. Biz de başarılı olduğu sürece her zaman arkasında destek olmaya devam edeceğiz. Şu anda belediyenin bir spor kompleksini inşa ediyoruz. Yeni bir stat yapıyoruz. Orayı işte yakın 15-20 gün içerisinde takıma tahsis edeceğiz. Başarı olduğu sürece her türlü desteği vereceğiz inşallah. Transferler bayağı bir kadroda yenileme yapılmış. Evet. Geçen seneki futbolculardan 5-6 tanesi kalmasına rağmen iyi bir transfer ve yeni bir hoca var aslında takımın başında. Bunu biraz önce de söylediğim gibi kesinlikle ve kesinlikle kulübün başkanına bıraktık biz. Hiçbir şekilde transfere, hiçbir şekilde bu tür şeylere biz kendimiz müdahil olmadık. Neden olmadık? Çünkü başarı olursa biz mutlu oluruz. Başarısızlık olursa da sorumlusu onlar olur. Dolayısıyla başarısızlık olmaması için adamın kendi ekibiyle de beraber çalışması gerektiği düşüncesindeyim. Onun için hiç müdahale etmedik. Bu sezon sizi bütün maçlarda göreceğiz herhalde. Geçen sezon gördüğümüz gibi. İnşallah, inşallah göreceksiniz. Allah sağlık sıhhat verirse. Başkanımız nasıl düşünüyor? Onun futbola bakışı nasıl? Spora bakışı nasıl? Açıkçası futbolu benim kadar şey yapmıyor, benimsemiyor. Ama spora destek veren, kültüre çok destek veren bir belediye başkanımız var. Bu sene de inşallah ben bütün maçlar olmasa da arada bir maçları onu da getireceğim inşallah. Biz de ilgiyle takip ediyoruz başkanım. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hocam ilk önce hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Geçen sene başarıdan direkten dönmüş Bu takımın başına geçtiniz ve hedefleri olan bir takım. Evet. Üçüncülük. Bir değerlendirmenizi alalım. Altındağ Belediye takımını nasıl buldunuz? Oyuncu kadrosunu nasıl buldunuz? Gerçekten camiye olarak baktığınızda büyük bir camiye, büyük bir belediye. Ve arkamızda Veysel, Tiryaki, Cebrail Arslan gibi ve yönetim kurulundaki diğer abilerimiz gibi büyük bir camia var. Geçen sene de Darıca'daydım. İkinci olmuştuk 68 puanla. O ikinciliği inşallah burada birincilik olarak yaşamak istiyoruz. Oyuncu grubu zaten kaliteli bir oyuncu grubu. Önce karakterli bir oyuncu grubu. Ve bu oyuncu grubuyla da istediğimiz hedefe ulaşmak istiyoruz. Transferleri nasıl buldunuz? Transferler zaten yani hepsi bilgim dahilinde yapılmış oyuncular. Geçmişi olan oyuncular. Kalan oyuncular zaten geçen sene performansları gayet iyi oyuncular. Gidenler oldu aramızdan. Onların tercihi olmuştur. Onlara da saygı duymak lazım. Ben oyuncuların hepsinin çok kaliteli, karakterli olduğunu düşünüyorum ve Allah'ın izniyle bu takımın iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Şimdi program nasıl? Yarın herhalde top başı yapıyorsunuz. Yarın 6'da başlıyoruz. Ondan sonra çift antrenmanla devam ediyoruz. Karapürçek sahamızın bitiş durumuna göre Perşembe günü büyük ihtimalle oraya geçmeyi düşünüyoruz. Ondan sonra tek antrenman yapacağız. Bir gün izinin ardından 13'ünde, 14'ünde sabah yola çıkacağız. Kızılcahamam'a. Kızılcahamam'da Patalya'da. Hazırlık maçları neler var hocam? Şimdi orada zaten Hatay, Nazilli, Şehit Kamil, işte biz bir iki takım daha gelecek. Onlarla 4 tane hazırlık maçı yapmayı planlıyoruz. Onun için 29'unda da veya 30'unda süreyi artık orada kendimiz belirleyeceğiz. Ona göre bitireceğiz kampı. Hazırlıktaki Ankara Gücü var herhalde. Ankara Gücü vardı işte yani şu anda maç programı belli değil. Ankara Gücü de orada olacak. Hı hı. Maç programı belli değil. Onlara da bir maç yapmak istiyoruz yani. Ankara Gücü'nde seninle çok konuştuk abi. Şimdi evet. Yeni Altındağ Belediyespor'un başkanısın. Evet. Mikrofonu uzatmak nasip oldu. Evet, senden kurtuluş yok. Olmasın, en güzeli peki, o tamam. Diyeyim ben. Biz senden kurtulmayı istemiyoruz çünkü. Teşekkür ederim. Sağ ol kardeşim. Geçen sene tam direkten dönen bir Altındağ Spor vardı. Biz 3. Evet. Ligde görmeyi bekliyorduk. Kısmet değilmiş. Ama bu sene hem senin göreve gelmen, hem hoca, hem
yeni transferler. Biz de açıkçası bugün umutlandık. Biz senin bir görüşlerini almak istedim. Geçen seneki emeklerin sonucunda geçen senedeki sıkıntıların bu sene yansımaması için ciddi önlemler alarak işe başladık. Kurumsallaşma adına Altınlar Belediyesi'nde A'dan Z'ye idari menajerinden kulüp müdürüne kadar, teknik direktöründen masörüne kadar çok ciddi bir yapılanmaya soktuk Altınlar Belediyespor'u. Geçen sene gerçekten kıl payı kaçtı şampiyonluk. Çünkü Zara aynı puanla Zara çıktı evet. Geçen sene. Tabii çok süreç sıkıntılı. Son 3-4 maçta takımın geriye doğru gidişi var. Tabii ben bunları kurumsallığa bağlıyorum. Çünkü evet, biz Ankara Gücü'nde de yaşadık bunları. Bir kulübün profesyonel olsun, amatör olsun en önemli yapacağı iş kurumsallık. Ben bunu öğrendim. Ankara Gücü'nde öğrendim. Altyapıda öğrendim ama. Bir kulübünde evet. Her şey altyapı. Bugün gördün. A takıma şu anda altyapıdan 7 tane adam çıkardık. Evet evet. Biraz önce konuşulurken 7 tane adam çıkardım. Özellikle bu çocuklara şans vereceğim. Ankara Gücü'nde de yaptık bunları biz. Oraya dönüp geleceğim. Dolaşıp geliyoruz oraya ya. Duramıyoruz zaten. Ama. Altyapı Ankara Gücü'nde senin altyapıdan çıkardığın futbolcular sadece Ankara Gücü'nde değil Türkiye'nin birçok yerinde oynuyor aslında bakarsan. Ankara Gücü'nde çekirdeği sağlıyor bir manada. Tabii. Altındağ'da da yine altyapıda özel bir çalışma olacak mı? Olacak. Çok ciddi anlamda çalışma olacak. Şimdi biz A takım Karapüçek Stadı'nda hazırlıklarını yapacak. Bu sene orada oynayacağız. Altyapıda şehrin merkezinde olduğu için örnek stadında devam ettireceğiz. Bu sene, geçen sene 3 grup yarışmış. Ben bu sene 4 grup yarıştıracağım. Altındağ Belediyespor'un altyapısını. Geçen sene finallere gitti Altındağ Spor U19. Evet, evet. Tabii çok gündeme gelmedi ama şu anda çıkardığımız 7 tane çocuk da U19'un çocuğu ağırlıkta. Bunlar ciddi anlamda gelecek vaat eden arkadaşlarımız. Hocalarımız da yine tabii bizim Ankara Gücü olduğumuz için Ankara Gücü hocalardan takviye aldık yani. Allah razı olsun. Hepsi gelmek istedi. Biz de çalışmak isteyen hocalarımız var. Kesinlikle altyapı. Başka hiçbir şey değil. Ben Türk futbolunun altyapısı, altyapı kurtaracağını düşünüyorum. Bir de Cebeci Spor var çünkü. Tabii. Bir de bizim altyapı gibi. Tabii yeni Cebeci Spor'umuz var. Yani şu anda Cebeci Spor'dan da bu sene birinci amatörden ASL'ye çıkaracağız. Aha. Orada da biliyorsun Cengiz Paça var. Evet. O da Ankara Güçlü. Yapacak bir şey yok. Hep Ankara Güçlüyüz. Oradan da çok ümitliyiz. Oradan gelecek arkadaşları da biz yukarıda deneyeceğiz. Bizdeki fazlalıkları da Cebelispor'a yollayacağız. Pilot takım görevi görecek Cebelispor bu sene kısmet olursa. Oradan da ümitliyim. Çok ümitliyim yani. İlk senede birinci amatöre çıktı. Emek veriliyor tabii her şeyden önce. Emek verdiğin zaman oluyor bu işler. Bizim tabii biz yine Ankara camiasına ben teşekkür etmem lazım. Biz Ankara Gücü'nde öğrendik bu işleri, evet. Gördük. Bir altyapı fabrikasında görev almak. Çok zor bir dönem. Çok zor. Sahamın olmadığı halde. Belki de hala aynı tandem. Evet. Fatih Terim'e kadar gittik, görüştük o dönem. Buna rağmen çok ciddi arkadaşlar çıkardık. Burada da bunu yenileceğiz. Yenilememiz lazım. Yani çünkü Altındağ nüfusu 400 bin. Çok ciddi bir nüfusu var Altındağ. Evet. Buradan bizim adam yakalamamız lazım. İşte o geçen 23-24'ünde seçmeler yaptık. Evet. Haber yapmıştık. Gerçekten eksik olmasınlar. Türkiye'nin her yerinden gelen oldu. Urfa'dan, Van'dan. Yani Allah itibardan düşünmesin diyoruz. Yani İnşallah. Bizi duyanlar geliyor. Yaklaşık 7 tane 7 veya 7 tane arkadaş kazandırdık altyapıya. Bunlar ciddi adamlar. Öyle. Yani burada da adam kazanmaya devam. Türk futbolunun altyapı kurtarır. Hiçbir şey kurtarmaz. Yabancıdan kurtarmaz Türk futbolunu. Türk futbolunun altyapı kurtarır ama benim tanıdığım Tamer Acar da amatör sporda bir yöneticilikte hayalinde olan birisi değildir. Ya yani, değil tabii. Yani gelecek biz, sene bir üçüncülük hayalinden sonra tabii. Bu takımın asıl ya hayalini. Ya bizim arkamızda duruyor Veysel Bey. Yani ha. Veysel Tiryaki Başkan, Cebrail Başkan bugün kendini evet. De gördün. Hedef var yani. Şimdi hedef olduğu için biz de buralara benim iş yerlerim Altındağ'da. Biz evet. De benim babam Altındağ doğma büyüme. Altındağ'ın insanıyız her şeyden önce. Dediği gibi Türkiye'nin en iyi belediyelerinden biri. Evet. Bütçe olarak, şahıslar olarak da çalışkan bir belediye. İşte bir lafımız iki etmiyor. Yani buradan insan da kazanın diye bana Veysel Başkan'ın talimatı bu. Mutlaka. İnsan kazanın. Çünkü semt olarak biraz Varaşlı diye tabir ettiğimiz. Ama futbolun aslında merkezi bu. Merkezi. Tabii, çok adam çıkmış burada. Evet.
Yani gerçekten Altındağ futbolcu kazandırmış yani Türk futbolunda. Çünkü maceralar yaşanmış, daha önce daha sonra Kızılcahamam satılmış bir kulüp, yine çıkmış lige, yine satmış. Evet. Yani kurumsallaşma sağlayamamışlar ama hedef şimdi, yukarı. Ama artık hedefi ben dilim varmıyor söylemeye. İnşallah. Yani abartmak istemiyorum. Tabii emek vereceğiz bu işlere kısmet olursa. Dediğim gibi hem insan kazandırmak, topluma, gençleri kazandırmak adına bizim bir şeyler yapmamız lazım. En büyük hedef bu. Şampiyonlukta biz bu arada yaşarız kanaatindeyim. Çünkü İnşallah. Niyetimiz iyi bizim yani. İnşallah. Biz de keyifle takip edelim. Çok teşekkür ederim ilgini alakana. Bülentciğim. Sana da ben özellikle amatöre verdiğin destekten dolayı çok teşekkür ediyorum.